Dayanamadım, ısırmam gerekiyordu çünkü açım ve bütün gün mutfakta bugün 3 tane tarif yaptım. Zaman zaman size de YouTube'da vereceğim tarifleri ve bu tariflerin arasında bu güzel çikolatalı muffin de var ve gerçekten şahane olmuş. Tam istediğim gibi bol çikolatalı, tadı tam kıvamında ve aynı zamanda da kilo aldırmayan, yani fazla kilo aldırmayan, çünkü low carb. Low carb demek tamamen kalorisiz manasına gelmiyor. Tabii ki bu muffin'de kalori var. Tabii ki içinde badem unu var. Ama karbonhidratı az. Low carb bu manaya geliyor daha çok, bilmeyenler için söyledim. Ve aynı zamanda da tabii ki çok faydalı. İçinde bol yumurta var, badem unu var, bol çikolata var, şekersiz kakao var. Çikolata da bitter çikolata kullandım. En şekersizini aldım. Yani %85 kakaosu var. Eğer siz daha az kakaolu ve daha fazla şekerli çikolata kullanırsanız lütfen tarifin şeker miktarını azaltın. Çünkü yarım bardak şeker miktarı var bu tarifte. Onu muhakkak azaltmanız gerekiyor. Yoksa çok şekerli olacak. Bitter çikolata kullanmamın tabii ki en büyük sebebi hem tadı daha fazla çikolatalı olsun diye, ama aynı zamanda da daha az şeker kullanalım diye. Ben şimdi Almanya'da şeker yerine sülit kullandım. Sülit ben size göstereyim. Böyle bu kutularda satılıyor burada. Türkiye'de de belki bulabilirsiniz. Şeker yerine bir tatlandırıcıdır bu. Türkiye'de de kesin vardır ama bu tatlandırıcının özelliği doğal olması, yani kimyasal bir tatlandırıcı değil ve o yüzden de bir sakınca görmüyorum bunu kullanmaya. Eğer sizin evde yoksa ve bu çok pahalıysa tabii ki illa alın demem. O zaman birazcık yarım bardak şeker kullanacaksınız. Bitter çikolata bulursanız ama daha uygun olur bu tarif için. Bu güzel muffinlerin gerçekten tarifi de çok kolay, hemen şipşak oluyor. Eğer badem unu bulamıyorsanız bu tarif için, belki çok da pahalıdır. Pasta ve kekler için satılan hani öğütülmüş badem ve fındıklar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Yani ben ilk zamanları badem ununu bulamamıştım. Onlarla yaptım bu tarifi. Öyle de çok güzel oluyor. Evet, isterseniz gelin tarife başlayalım. Önce sizlere malzemelerimizi göstereyim. İlk önce tatlandırıcımız var burada. Şeker veya ksilit veya ksilitol da deniliyor herhalde. Başka bir ismi varsa lütfen bana yazın. Burada yumurta, 3 yumurta girecek. Hemen hemen 100 gram kadar badem unu. Bir tane çikolatamız burada %85 kakaolu, 40 gram tereyağımız, 60 gram, 40 gram kakao ve biraz da süt, 2 yemek kaşığı kadar ve yarım tatlı kaşığı kadar da kabartma tozu gerekiyor. Evet, ilk önce yumurtalarımızı kırıyoruz bir büyük kasemize ve beyazını sarısından ayırıyoruz. Bu çok önemli. Yani sarısının içine beyaz girebilir ama beyazın içine sarısının girmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, biraz tuz atıyoruz yumurtamızın beyazına. Ve şimdi güzelce çırpıyoruz. Bunu el ile de yapabilirsiniz ama daha uzun sürüyor ve ben genelde mutfak robotunu bu arada kullanmayı tercih ediyorum. Mikserle çok güzel çırpılıyor bence. Tuzu neden attım? Daha güzel katılaşıyor biraz, yani bir tutam tuz atarsanız. Bu püf noktası yani. Genelde yumurta beyazını çırparken biraz tuz atmakta fayda var. Evet, bu biraz sürebilir. Böyle hafif aktığı zaman daha devam etmeniz gerekiyor. Akmayacak, bayağı katı gibi gözüküyor. Kar gibi gözükecek tabii ki. Ama nereden anlayabilirsiniz yumurta beyazımızın tamam olduğunu? Şimdi göstereceğim size. Şimdi daha akıyor mu akmıyor mu bilmiyorum. Ama şimdi bir test yapacağız. Bu testte şöyle kasemizi böyle alıp tamamen aşağı doğru ters çevirirsek, akmazsa o zaman yumurtamızın beyazı bitmiş demektir. Diğer tarafta ocağımızın üzerine küçük bir tava aldım ve içine tereyağını alıyorum ve tereyağını önce eriteceğim. Derecenizi çok yükseltmeyin, orta hararette yapın bunu ve içine de çikolata tanelerini atıyorum. Ve
Şimdi orta hararette çikolata tanelerini tereyağın içinde eritiyorum. Çok güzel eridi. Ve şimdi başka bir kaseye bunu aktarıyorum. Yumurta sarılarını da bunun içine alıyorum. Yani yumurta beyazını şimdi başka bir kasede yaptık. O bir kenarda duracak. Şimdi başka bir kasede de bu karışımı yapacağım. Yumurta sarısıyla güzelce erimiş olan çikolatamı tereyağıyla karıştırıyorum. Ve içine şimdi şekeri veya sülit içine atıyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Kabartma tozunu da şimdi atabilirim. Kabartma tozuyla da önceden karıştırıyorum. Güzelce çırpıyorum. Ve kakaosunu içine alıyorum. Kakao ile birlikte de güzelce çırpıyorum. Şimdi sıra geldi badem ununa. Badem ununu da içine katarak hepsini güzelce karıştırıyorum. Kıvamını sakın şaşırmayın. Neden böyle katı? Kek kıvamı normalde daha sıvı olması gerekiyor diyeceksiniz. Evet, doğru. Ama normal kek tabii ki unla yapılıyor. Bunun kıvamı, sütünü de şimdi içine aldım, daha katı oluyor. Devam edin. Aynı benim söylediğim ölçülerde ve gerçekten söylediğim malzemelerle devam ederseniz çok güzel bir muffin ortaya çıkacak sonunda. Ve tamamen unsuz oluyor. Evet, şimdi bir spatula yardımıyla karıştırıyorum sadece. Tabii ki artık normal karışmıyor, sıvı olmadığı için. Gördüğünüz gibi böyle bir katı hamur ortaya çıktı. Normal kek hamuruna benzemiyor. Ama ne yapıyorum? Şimdi en son tabii ki yumurtanın beyazı vardı. Güzelce kar haline getirmiş olduğum beyazı da içine şimdi spatula ile birlikte karıştırıyorum. Bu çok önemli. Bunu en son katmanız gerekiyor. Yani yumurtanın beyazını en son içine katacaksınız. Ve tabii ki güzelce karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir karışım ortaya çıktı. Katılığı biraz gitti. Ama yine normal kek hamurundan biraz daha katı. Ve şimdi aslında hamurum bitmiştir. Ve muffin formlarımı hazırlıyorum. Ve şimdi fırınımı da daha önce tabii ki ısıttım. 180 derecede. Ve şimdi önce bir kağıt muffin formlarını içine koyuyorum. Çünkü bunlarla yemek daha güzel oluyor. Hem yapışma olmuyor forma. Ve şimdi de içine muffin hamurumu aktaracağım. Aktarıyorum böyle. Bir kaşık yardımı, yani iki kaşık yardımıyla yaparsanız daha güzel formlara girer. Ve ben bunun için bir yemek kaşığı kullanıyorum. Ve bir tatlı kaşığı yardımıyla içine alıyorum. Böyle daha iyi muffinlerin içine koyabilirsiniz. Ve kabaracağı için yani yarısından daha fazla doldurmayın. Yoksa çok büyük oluyor. Ama daha büyük muffin istiyorsanız biraz daha fazla doldurabilirsiniz. Normal muffin ölçümünde aslında yarısına kadar doluyor. Bu ölçüde aynen böyle. Ve şimdi de fırınıma sürüyorum. Hemen hemen 180 derecede 20-25 dakika pişecek. Evet, 20-25 dakika sonra muffinlerim böyle gözüküyor. Çok güzel kokuyor mutfak ve muffinlerim şahane olmuş, şahane bir şekilde kabarmış. Daha fazla kabarmasını istiyorsanız biraz daha kabartma tuzu atabilirsiniz ama bu kıvam bana göre çok kâfi. Ve size göstereyim tam olarak içine. Şöyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi tamamen yaş keke benziyor, ıslak keke benziyor ve gerçekten hiç kuru bir kek olarak da yenmiyor. Zaten ben şimdi bunu da 12 tane yapınca hemen bitiyor şipşak. Bizde fazla dayanmıyor bu muffin. Biraz daha fazla yapıyorum normalde misafirler için falan yapmak istersem. Ben şimdi size bunu sadece 4 kişilik ölçü olarak verdim. Ama daha fazla kişiler için yapmak istiyorsanız 2 katını yapmakta fayda var bence. Çok çabuk yeniliyor ve bitiyor ve çok seviliyor. Gerçekten muhteşem oluyor. Nefis olmasının yanında o kadar da diyette olanlara, formu
durumuna dikkat edenlere, sporculara ve sağlıklı beslenenlere çok uygun bir tarif, muhakkak deneyin diyorum. Kötü karbonhidrat içinde yok, tamamen protein var. Badem ununun getiren bütün faydası içinde. Biz ailece bu tarifi çok seviyoruz. Umarım siz de denersiniz ve bana yazarsanız çok sevinirim. Nasıl oldu veya ne eksik veya ne hoşunuza gidiyor veya gitmiyor. Bütün düşüncelerinizi bilmek isterim. Bana yazarsanız bu yüzden çok sevinirim. Ve umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Ve yeni videolarımı da görmek için abone olmayı sakın unutmayın. Bir like veya beğeni verirseniz de çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.